Sevgili dostlar, 100 euro ile 3 ülke gezmek için yola çıkmıştık ve bütün gezimizi bitirdik. İlk 3 bölümünü yayınladığımız videolar serisinin 4.sü ile karşınızdayız. 4. bölümde Sofya'dayız. Dördüncü günde de Sofya'dayız. Açıkçası turdan gayet memnunuz. Yalnız ben biraz pert oldum. Otobüs yolculukları, uykusuz geceler ya da az uyuduğunuz geceler yaşamak zorundasınız bunları görebilmek için. Dün gece biraz geç saatlere kadar dolaşarak birazcık Üsküp sokaklarında video çektik. Sabah da erkenden yola çıktık. Kanyonu'nda dolaştıktan sonra Sofya'ya da bir uğradık aslında. Sofya'ya uğradığımızda 2 saatlik falan bir süremiz olacak. Bunun 2 saatlik serbest zamanında kendimiz dolaşıyoruz. Ve Vitoşat Caddesi yani İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi ya da Bağdat Caddesi gibi bir cadde var burada. İnsanlar, kafeler falan burada bulunuyor. Alışveriş de buralarda yapılıyormuş. Güzel bir caddeymiş. Şimdi o caddede biraz dolaşıyoruz. Biraz buradaki fiyatlardan da bahsedelim. Üsküp bize bedava gelmişti. Neredeyse Türkiye ile aynı fiyatlarda gibi gözüküyordu. Orada bol miktarda euro kullanabiliyordunuz her yerde. Burada euro kabul etmiyorlar. Leva'ya parayı çevirmeniz gerekiyor. Ya da kredi kartı kullanmanız gerekiyor. Zaten bizim 2 saatlik bir zamanımız olduğu için kredi kartı kullanmayı tercih ettik. Yemek için 2 saatimiz vardı. Bu yüzden de McDonald's'ı denedik. Ortalama menü fiyatları da 10-11 leva şeklinde. 1 leva 8.9 TL şeklinde. Yemekten sonra da şöyle bir caddede tur atacağız. Ondan sonra da zaten otobüste buluşacağız. Turdaki arkadaşlarla. Oradan bir şehir turu yapıp arkasından da İstanbul'a doğru yola koyulacağız. 100 euroluk tatilin sonuna geldik. 100 euro sonunda bitiyor gibi gözüküyor sevgili dostlar. Şu ana kadar Yunanistan'dan giriş yaptık. Yunanistan'dan giriş yaparken çok kısa sürede geçtik. Sonra Yunanistan'dan Makedonya'ya geçerken çok kısa bir sürede geçtik. Ardından Makedonya'dan Bulgaristan'a geçerken çok ciddi bir süre bekledik. Yani yaklaşık sanırım 45 dakika kadar bir bekleme durumumuz oldu. Bu da tamamen Bulgaristan tarafını beklemek şeklinde oldu. Burada işlerin biraz daha farklı bir bürokrasiyle yürüdüğünü değerlendiriyorum. Hani amacımız politika yapmak değil ama sanırım bizi burada çok sevmiyorlar diyebilirim. Süreçler biraz zorlaştırıldı gibi ya da biz böyle hissettik bilemiyorum. Belki de buraya insanları seviyorlar, bizim güzelliğimizi kıskanıyorlar yani ben de senin. Turda beraber geldiğimiz Murat abinin Sofya anısı şöyle. Arkadaşlar, Starbucks dünya markasıdır biliyorsunuz ama Bulgaristan'da ayrı bir marka. Zamanlama soruyorsunuz, timing. Fırça yemekte kalmıyorsunuz, yüzünüze bir de bardakla koyuyorlar önünüze. Yani Bulgaristan'a gelip herhangi bir yerden alışveriş yaparken sinir hapı içip öyle gelin. Kusura bakmayın, her zaman kameraya bakamıyoruz çünkü. Ama beni takip etmiyor. Güzel yani abi. Şöyle buralardan caddeden gösterebileceğim bir şey var mı? Şöyle bir gösterelim. Caddeden bunları gösterebiliyoruz. Şöyle binalar falan bildin. Kimin babası ya? Evet, caddede gezerken güzel bir dükkan bulduk. Arkadaş yanımdaki Hansel. Diğer tarafta da Gratel var. Onların ismine bir dükkan açılmış. Masalı hepimiz bilirsiniz. Bir cadının çikolatadan evi var ve bunlar da evi yerler. Gerisi uzun, burada sıkmayalım. Bu figürlerden yararlanarak burada bir çikolata dükkanı açılmış aynı isimde. Şimdi gelin bakalım içeride neler var. Evet, çok yoğun bir kuyruk vardı içeride. Biz dondurma almak istedik ama alamadık. Güzel düşünülmüş, çocuklar için inanılmaz hoş olmuş. Çocukların ilgisi çok yoğun bu dükkana. Biz buradan yine caddede turumuza devam ediyoruz ki caddeyi tamamlayalım. Vallahi abi güzelsin, devam. İyi yol.
İki kişilik dev ordu halk oyunları yarışması var. İki kardeşimiz var burada sadece. Ya ne etkinliği bu? Bir koşalar festival varmış. Çok teşekkürler. Siz mi temsil ediyorsunuz Türkiye'yi sadece? İki kişi. Süper, burada gurur duyduk. Peki bir, bunları izlemek isterlerse bir yerde yayınlanacak mı? Sosyal medyası falan var mı? Büyükçekmece'de normal şartlarda bir Altıköprü Halk Dansları Topluluğu var. Biz o Halk Dansları Topluluğu'na bağlıyız zaten. Orada bunun reklamı yapılır muhtemelen. Belki tam akış olarak gözükmez ama kısa kısa videolar vesaire ya da işte fotoğraflar olarak görürsünüz. Evet, biz Sofya'da 2 saat videosunun diğerlerinde Aynen öyle. Başarılar, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dostlar, Sofya sokaklarında gezerken uluslararası halk danslarının yarışmasının yapıldığı bir festivale denk geldik. Ve burada da yine ülkemizden iki tane kardeşimizin bizi temsil ettiğini gördük ve gururlandık. Onlarla da sohbet ettik. Güzel de sahnelere tanık olduk. Ve yavaş yavaş otobüsümüzün yanına doğru hareket ediyoruz ki panoramik turumuzu yapalım. Aa, bu arada hiç söylemiyoruz hiç açıkta ya. Öyle kuru kuruya izlemek yok. Aynen. Sevgili dostlar, YouTube'da bu işler abone sayısının fazla olmasıyla, videoların beğenilmesiyle ön plana çıkıyor. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu bizler için kıymetli, bu tür videoların devamı gelsin. Siz izleyin, biz alkışlayın, beğenin, biz de gezelim. Çok da alkışlamalarına gerek yok. Alkışlamaktan kastım like tuşuna basıyorlar. Hatta ilgilenenler varsa bu videoyu da paylaşıyorlar WhatsApp'tan ya da sosyal medya hesaplarından. Örneğin hani 100 euro ile 3 ülkeye gidersek ne olur? Canlı canlı anlatıyoruz işte burada biz. 50 kişiyi izletip 50 kişiye beğendiren ve onların hepsini tek tek yorumla onaylatan kişiye 5 TL IBAN canlı. Evet, Sofya'daki gezimizde yavaş yavaş sona eriyor. Son durak olarak rehberimizin belirtmiş olduğu Alexander Nevski Katedrali'ne geldik. Ayasofya Kilisesi'ni de görmüştük panoramik şehir turu esnasında. Burası oldukça görkemli ve zamanımız da az. Görüntüleri içeride aldım. Burayla ilgili de kısa bir bilgilendirmeyi size video içinde yapıyor olacağım. Görüşmek üzere, turumuz devam ediyor. Alexander Nevski Katedrali'nde içeride çekim yapmak veya anlatım yapmak yasak olduğu için biz de dışarıda yapmaya karar verdik bunları. Rehberimiz Vahdet Bey'in de anlattığı gibi burası Belgrad'daki Aziz Sava Katedrali'nden sonra Balkanlar'daki ikinci büyük katedral ve Sofya'nın merkezinde bulunmakta ve içine 10.000 kişiyi alabilecek büyüklükte. Ve katedralin oturduğu alanda 3170 metrekarelik bir alanda bulunuyor. Ve yine katedralin üst tarafında kubbesinde Tanrı beyaz sakallı bir adam olarak resmedilmiş durumda. Buradan da görüntüler bu şekilde ve biz buradan yavaş yavaş Kapıkule'ye, ülkemize doğru yola çıkıyoruz ve artık seyahatimiz bitiyor. Ondan sonra zaten şehir turunun ardından otobüsle İstanbul'a geldik. Gece saat 3'tü Kadıköy'e indiğimizde, artık çok da fazla uzatmayalım videoyu. Sonuç itibariyle bir özetleyecek olursak maliyetleri. Bizde 140 euroluk vize ücretini vermediğimiz için ciddi bir avantaj sağladı bu. Sizde de Schengen vizesi varsa veya vizesiz bir ülkeye gidiyorsanız, ki bu hep değişiyor, burada sayarsam yanlış olur ama 2022 Temmuz ayındayız. Şu anda Romanya vizesiz alabiliyor mesela, Bükreş gezisi yapabilirsiniz eğer pasaportunuz varsa. Ya da vizesiz ülkeleri ilgili firmalara sorabilirsiniz ki sağlam, bizim gittiğimiz firmanın sağlam olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi onun da reklamını yapmak şu anda öyle bir durumumuz yok. Bize özelden yazar iseniz eğer özelden iletişim bilgilerini iletirim ya da hangi firma olduklarını söylerim. Oradan sağlam güzel bilgiler alabilirsiniz ve yurt dışı tecrübesi yapabilirsiniz. Euro dolar yüksek, evet biliyorum, ama
100 euro ile 1750 lirayla biz üzerine diğer harcamalarımız o kadar daha olmadı. Az önce de saydığımız gibi tamamen keyfi harcamalarla üzerine biraz rakamlar ekledik. 100 euronun üzerine 100 daha eklemeden 60-70 daha ekleyerek bu geziyi yapabiliyorsunuz. Çok da rahat rahat geniş geniş yapayım istiyor iseniz eğer 100 euronun üzerine bir 100 euro daha eklediğinizde gerçekten tatlı güzel bir şekil oluyor. Kaldı ki mesela Eren Bey 100 euronun üzerine 100 daha eklemediği halde gayet memnun ve keyifliydi. Biz de hiçbirimiz o kadar eklemedik hakikaten yani düşündüğümüz zaman. 40'ar euro tura ekledik, 50'şer euro verdik turlar için. Yani 100'ün üzerine 100 daha eklerseniz Balkanlar'da kral gibi bu 3 günlük turu yapabiliyorsunuz. Bu da gönlünüzce ve keyfinizce yapmış olduğunuz bir tatil oluyor. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yurt dışına çıkmak isteyenlere bu videomuzu paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar. Siz bunları ne kadar çok beğenirseniz, kanalımıza ne kadar çok abone olursanız, ne kadar çok birileri bizleri izlerse YouTube bizleri daha fazla kişiye gösteriyor ve biz daha büyük bir kanal oluyoruz. Ve daha büyük bir kanal olur isek daha çok konuyu araştırma imkanımız olur. Bu yüzden ne yapın? Abone olun. Abone olun. Videoya beğenin. Ayrıca sorunuz varsa yorumlarda da belirtin. Her türlü yoruma kendisi cevap verir büyük ihtimalle umuyorum. Veriyorum. Aynen öyle. Ahlaki sınırlar çerçevesinde. Biz bu arada ne ülkelerin ekonomisinin yarıştırması peşindeyiz burada ne de ülkelerin büyüklüğünün. Sonuç itibariyle yurt dışına çıkıp bir yerleri görmek farklı bir kültürdür ve bunu da bu fiyatlara yapabiliyoruz, yapabildik daha doğrusu. Üçümüzün birlikte en azından Balkanlara ilk çıkışıydı ve Balkanlarla ilgili gerçekten bir tecrübemiz oluştu ve gerçekten tek dile sahip tek bir millet olmanın da güzelliğini orada hissetmiş olduk. Yani hep söylüyorlar ya tek bayrak, tek vatan, tek millet gibi. Gerçekten memleketimin olmasından mutlu oldum. Bir bakış açısı kazandırdı bana. Sana? Kesinlikle çıkın bir Avrupa'ya, Balkanlara, herhangi bir yere gitmenizi öneriyorum. Şiddetle benim hayata bakış açım değişti. Evet, bu arada da bu turlardan çok fazla beklentinizi yüksek tutmayın. Örneğin hani otobüsler 2011 modeldi ama işe yarar bir otobüstü. 2040 model olsa ne olacak sonuç itibariyle? Koltukta yol gideceksiniz. Otobüslerde hostes, muavin gibi sizlere bir servis beklemeyin. Sonuçta düşük bütçelerle gidiyorsunuz. Sonuçta ama su imkanı her zaman vardı. Bol miktarda molada veriliyordu. O yüzden çantanızda bir miktar malzemenizi almanızda fayda var. O kısmı lüks sayılmayacak. Zaten beklenti düşüktür dedik ya videonun da en başında, birinci partın en başında bizi bir götürseler yeter. Bir de yatacak yer gösterseler gerisini biz geceriz mantığındaydık. Bu beklentilerin üzerine Vahdet Bey gibi bir tecrübeli 26 yaşında olsa da 7 yıllık tecrübesi olan bir rehbere rastlamamız, güzel otelleri seçmemiz, bana göre kaliteli bir firmayla çalışmamız ya da onları tercih etmemiz güzel bir avantaj oldu. Buradan gideceklere de tavsiye de ederim ben aynı firmayı ve aynı ekibi. Onun dışında söyleyeceğim de bir şey yok. Var mı sizin söyleyeceğiniz bir şey? Bu ne kardeşim 3 tane ülke diyorsunuz, pendik kadar yeri geziyorsunuz. Evet, çeşitli yorumlar vardı. Neslihan da bir şey dedi. Doğrudan annen kaynattınız onu gene. Tavsiye edilir dedim. Tavsiye ederiz. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ne kardeşim pendik kadar ülke.